Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi ey Müslüman işte Yahudi arkamda saklandı gel öldür onu diyecek. Buhari'de var, Menakib'de, Müslüm'de var, Tirmizi'de var. Yahudilerle savaşacak onları öldüreceksiniz. Eğer Yahudi olan bir insan ateistse ve Müslümanlara saldırıyorsa, kan döküyorsa, çocukları öldürüyorsa, insanları öldürüyorsa zaten kendini meşru olarak savunursun sen. Bu meşru savunmayı söylüyor buradaki hadiste. Tabii. Gidip de gidip gariban Musevi Yahudi'yi öldürmek haramdır. Tabii. Öyle ki taş dahi ey Müslüman işte Yahudi arkamda saklandı gel olur onu diyecek. Şimdi mesela 4 yaşında bir çocuk var 3 yaşında. Taşın arkasında duruyor. Taştan da bir ses duyduk biz. Ey Müslüman gel Yahudi var arkamda öldür dedi. Sen halüsinasyon görüyorsun demektir. Sana şeytan sesleniyordur. Çocuk öldürülmez. Evet. Mazlum öldürülmez. Kadın öldürülmez. Değil mi? Yani ancak meşru müdafada kendini savunabilirsin. Veyahut bir cana karşılıktır. Bir cana karşılıktır. Hiçbir şekilde bunun dışında Müslüman yani kasten ve bilerek öldürüyorsa ve ailesi de bu cezanın verilmesini istiyorsa cana karşılık can vardır İslam hukukunda. Bunun dışında adam öldürme yoktur. Tabii. Dolayısıyla biz bir taşın arkasında Yahudi bir çocuk görsek taş da bize ses getirir biz deriz ki biz halüsinasyon görüyoruz deriz. O sese uymayız. O yarın bir gün bir psikopat çıksa dese ki ben bana taşlar, odunlar ses verdi. Ben de gittim Yahudileri öldürdüm dese ne diyeceğiz? Değil mi? Tabii. Mesela 10 tane Musevi çocuğu hepsini kesti adam. Allah vermez. Nereden çıkarttın bunu desek? Neye yaptın bunu? Bana taş söyledi de onun için yaptım derse biz onun deli olduğunu anlarız. Tabii. Ve cinayet işlemiştir bu adam. Katildir. Yani alenen cinayet işlemiştir. Zulüm yapmıştır ve karşılığı cehennemdir. Böyle garip bir mantıkla Müslümanları belanın içine sokmanın alemi yok. Hadisin anlamını iyi bilmek lazım. Ahir zamanda iletişime dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela ayakkabının topuğu konuşacak diyor. Ayakkabının topuğu köseleden yapılıyor. Yahut bazen de ağaçtan yapılıyor. Değil mi? Evet. Evet. Oraya saklanan bir teknik alet, oraya gizlenen bir teknik alete dikkat çekiyor. Mesela geçenlerde nitekim gördük. Telefonunu sık sık unutanlar için diyor. Telefon yapıldı diyor. Ayakkabısının topuğunda telefon. Telefon çalıyor, ayakkabısını çıkarıyor, ayakkabısıyla konuşuyor. Kişi diyor ayakkabısıyla konuşmadıkça Mehdi zuhur etmez, kıyamet kopmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi zamanı bir özelliği. O anlamda İstihbaratın gelişeceğine dikkat çekiyor Resulullah. Yani kayalarda, taşlarda, odunlarda her yerde haber alma cihazları olacak. Yani mikro kameralar, haber alma sistemler olacak. Nitekim PKK'ya karşı arazide kayalar içerisinde gizli kameralar yerleştiriliyor. PKK'nın hareketini izlemek için. Kayanın içerisinden gelen bilgiyle onlara karşı operasyon yapılıyor. İnşallah. Veyahut ağaçlara gizleniyor mesela. Ağacın içerisine gizleniyor. Ağacın içerisine sezdirilmeden ağacın içerisine gömülüyor. Ve oradan bilgi alınıyor. Evet. Gizli kamerayla. Bu savunma savaşında oluşacak sisteme dikkat çekmektir. İnşallah. Yani Mehdi devrindeki yüksek teknolojiye dikkat çekiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa masumu öldürmek haramdır. Hiçbir Musevi Peygamber Efendimiz zamanında o şekilde katledilmedi. Hiçbir Hristiyan katledilmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat cübbesini çıkarıp bak seriyordu. Değil mi? Tabii. Ehli kitap onun üstüne oturuyordu. Onlara hürmet ediyordu Peygamberimiz. Saygı gösteriyordu. Peygamberimiz zamanında Müslümanlar Hristiyanların yanına hicret ettiler. Onlara güvendiler. Can güvenliği için. Onlarla kardeş oldular. Gittiler sofralarına oturdular. Yemeklerini yediler. Hristiyan kadınlarla evlendiler. Evet hocam. Gidip ey taş işte karını öldür dese adam gidip karısını mı öldürecek? Nitekim öyle akıl hastaları var ben ses duydum diyor. İşte çocuğunu boğ dedi diyor. Boğdum diyor. Karını boğ dedi diyor. Boğdum diyor. Bu akıl hastalığıdır. Böyle bir şey olmaz. Mazlumma karşı
Müslüman her zaman şefkatli ve merhametli olur. İnşallah. İnşallah. Söylediğinizle ilgili ayet okuyorum hocam. Evet. 5. surenin 5. ayeti. Şeytanları Allah'a sınırım. Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal. Sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Müminlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostları edinmemişler olarak onlara ücretlerini, mehirlerini ödediğiniz takdirde size helal kılınır. Bak, Hristiyan kadını evleniyor. Musevi kadından evleniliyor. E sen ne diyorsun? Taş bana haber verecek, ben de onu öldüreceğim diyorsun. O zaman kadının evlendin. Ertesi gün diyecek ki sana taştan ses gelecek, karını öldür. Adam da gidip boğup öldürecek karısını. E şimdi bu bir psikopatlık değil mi bu? Niye evleniyorsun o zaman? Evet, inşallah. Evlenmek ne demek? Sevgi var demektir. Dostluk var demektir. Kardeşlik var demektir, değil mi? Ya çocukların annesi oluyor artık yani insaf. Aynı yatakta yatıyorsun, aynı ortamda yiyip içiyorsun. Sevgilin oluyor yani artık insaf. Bu çocuk olsanlar, Kur'an ayeti okuduğumuz ayet de belirtiyor. Bak, yemeğini yiyorsun. Beraber yemek yiyorsun. Aynı ortamdasın. Yani bilmiyorum, anlayana yeterli bu anlattıklarım. Anlamayana bir sözüm yok.